hoca, bidat ne demek? Bidat sonradan çıkma, uydurma diyebileceğimiz bir adettir. Yani ve bu hep kullanılır. Mesela Osmanlı fermanlarında, yasaknamelerde, adaletnamelerde Halil Hoca'nın yayınladığı kötü uygulamalar, sapmalar, usurpation dediğimiz şeyler, Almancası Missbrauch, suistimaller falan bid'at diye geçer. Sonradan bid'atlarla falan diye. Yani kanunda, şeriatta ve örf-ü sultanide olmayan şeyleri dinde ve devlet idaresindeki eski ananede bulunmayan numaraları çıkarmak. Yani mesela köyleri teftiş edeceksin lazım ama niye 20 tane atlıyla gidiyorsun? Niye köylülerin üstüne oturup yani öyle kona göç ediyor? Yem ve yemeklerini meccanen alıp diyor. Yani hem atını yedir hem kendin tıkın falan. Bunlar bidattır. Bu böyle kurala mı bağlanmış? Yani? Bir kural var. Uygulaması yani teftişin nasıl olacağı yani. Herhalde demiyordu ki tahsildara git köylerden vergi toplarken zavallı köylünün tavuğunu al bilmem nesini al otur kon orada. Bir de rakını iste falan. Muhtar sana rakı getirsin. 1940'ların falan en büyük problemi yani seçim kaybettiren şey. İkide bir vergi toplama gelir tahsildar. Vergi verecek hal yok millette zaten harbiçi. Bir de o gece orada kalıp milletin tavuğunu yer falan. İşte pilav gelir bir de rakı ister. O muhtar, o zavallı muhtar, o tahsildara o şeyi diyeceksin yani ifade bu. Bidat bu yani. Bidat işte mesela en küçüğü budur bunun. Böyle bir şey yok böyle bir vergi toplama yolu çünkü. Her zaman için olur bu. Bu mültezimin vergi toplama numaraları falan. Yani bunlar bidat diye bilinir. Mesela 16. asırda, 1500'lerde. Adam aşarını verecek köylü tamam şeriatın emri bu ama gidip de para ver yerine diyor yok öyle bir şey sen onu alacaksın götürüp arpa satacaksın. Arpa arpa buğdaysa buğday. Zavallı adam sana parayı nereden bilecek yani o monetary bir ekonomi değil ki bir nakit ekonomisi değil ki o 16. asır zavallı köylü ömründe para mı görür öyle bir ekonomide yani. Buna bidat denir mesela uydurma daha bunun gibi bir sürü adetlerin falan olmamışı. Onu söylüyor herhalde. Evet. Bir de şehircilikten bahsedelim mi? Yani böyle şehircilik en önemli şey. Şimdi bakınız İslam şehri dediğimiz büyük bir problem vardır. Büyük bir problem vardır. Bunu ben bugün onun için getirdim. Şimdi şurada bir kitap çevrildi ve bu iyi bir çeviri. Bunu söylemek lazım. Bakalım. Neymiş ki? Evet. Türkler nasıl Müslüman Türkler oldular? Türkler nasıl Müslüman Klot oldular? Claude Kahn bir kere tabii birkaç yıllar önce öldü. Çok büyük bir nereli adamdır. Nereli bu profesör? Andaç ve Uğurlu. Ön isimler yazılmıyor. Çevirenler. Aferin onlara. Neden? Profesör Claude Kahn Fransa'nın çok büyük akademisyenlerinden. Çok da cesur bir entelektüel, hiçbir takıntısı yok. Sert, laik bir Fransız. Hmm. Mesela İsrail kurulduğu zaman siz ne oluyorsunuz falan diyorlar. Le mot juif rien à mettre diyor. Yahudi kelimesini ben hiçbir şey ifade etmez diyor. Yani ben öyle şeyle bakmam ben Fransızım diyor, laikim diyor. Ve tutumu çok universal. Yani İslam tarihini bunun kadar keskin ifadelerle hoşça yazan Rodenson Marksist'ti. Maxim Rodenson. O da öyle bir adamdı. Fakat bu daha başka bir şey. Bu böyle liberal sol falan. Ve tabii biliyoruz. Ama ikisi de angaje. Marksist de angaje bu da. Hiçbiri değil. Değil mi? Ya bunlar ilim adamı. Pre-Ottoman Turkey. Yani niye Pre-Ottoman Turkey diyorum. Çünkü adamın yazdığını Fransa'dan evvel İngilizler çevirip bastı. Anladın mı? Anglo-Sakson dünyanın niye iki adım önde gittiğini. Yani Fransızın atladığı şeyi, baskıyı bu böyle gidiyor. Bunlar çok önemli adamlardır. Yani bu eseri baktığınız zaman burada İslam şehirlerinden bahsediyor. Tabii bunun arkası gelecek. Arkası gelecek yani.
Fransız coğrafyacılar çok uğraşıyorlar şehirlerle, İslam şehirleriyle. Fakat onların uğraştıkları İslam şehirleri İstanbul'u içermiyor. Yani İstanbul'u anlamak için başka bir şeylere bakacaksın. Keşke ilgilenselerdi yani. Efendim olmaz, ilgilenmemiş. Şimdi mesela İstanbul için bence bunlar kadar kuvvetli olmayan bir şey, mesela Raymond kadar, André Raymond var bir de biliyorsun. Ama bunlar hep Arap dünyası. Merkez Halep Şam yahut işte Maghrib, tabii kendi bölgeleri. Mesela gene İstanbul için yazan Robert Mantvan'dır İstanbul için. Bernard Lewis'in de var. Fakat bence İstanbul üzerinde çok esaslı bir tetkik iki Alman'ın, birisi Mayer'in, Konstantinopol, Bizans, İstanbul, bu çevrilmedi, çevrilmesi lazım. Çünkü eskiden çağdaşa 1930'lara kadar getiriyor, 40'larda basıldı eser. İkincisi de tabii Wiener Müller'in çalışmalarıydı. Bu tip çalışmalara baktığınız zaman, stüktüre oturttuğunuz zaman başka bir İstanbul söz konusu. Şimdi böyle bir de bir takım Bizantinistler var mesela, çok önemli bir şey. Onların yazdıklarına bakıyorsunuz, gelmemişler İstanbul'a. Çok indi bakıyorlar. Bizans İstanbul'unu çok teorik olarak inceliyorlar. Evet. O olmaz şimdi mesela. 5 dakikamız kaldı aslında programı kapatmaya. Şehircilik ne, nasıl yani? Şimdi İslam şehir dediğiniz şey İslam devletinde İslam şehirciliği gibi bir kavram tartışılır. Çünkü bu Orta Doğu, İran bölgesi biliyorsunuz şehirlerin ilk çıktığı, inkişaf ettiği bölgedir. Binaenaleyh gelecekti sefer buna devam edeceğiz ister istemez. Bu şehirlerin yapılanmaları, bunların içindeki kurumlar, iktisadi denetim, asayiş meselesi, temizlik meselesi, hamam meselesi, yiyeceğin temini meselesinde böyle bir şey yok. Zaten tarif edilmiyor bu yani Müslüman'ın vahyinde böyle yapılır falan diye. Hesaplar bellidir. Hispa, düzgün, namuslu, dürüst olmak. Ha oradan muhtesip kurumu çıkar. O muhtesip de Agora Nomos'un aynısını yapar. Bizans Roma dönemindeki çarşıyı pazarı denetler falan. Şimdi bu bir örnek mesela. Şimdi onun için bu şehirlere baktığınız zaman İslam bölgesi, Orta Doğu bölgesi şehirlerinde bir kere dönemine göre müthiş bir mütekamil yerler bunlar. Gelişmiş yani çok kalabalık çünkü işte bir İstanbul varken yarım milyon nüfuslu bakıyorsun Bağdat çıkıyor burada, Şam büyüyor, birdenbire Kahire büyüyor Fatımilerden sonra. Bunların falan. Da böyle teşkilat yapısı teşkilat var mı? Teşkilat yapıları münakaşalı. Mesela şimdi Amerika'da bir şey moda oldu, Ira Lepidus falan. Efendim diyor bunlarda diyor lonca monca yok, öyle bir şey olur mu? Şu zatı okuduğun zaman bunun pek geçerli olmadığını söylüyor. Bir herif daha var, Tornau diye. Yani o da gene toprağa bol olsun mu denir, böyle müteveffa. O mesela İslam işi Sunfun Ferain Vezin demiş. Yani lonca düzeni, Mısır'ı esas alarak. Yani olmadı olmaz kocaman şehirde böyle esnaf, senaatkar, başıboş olmaz. Olur, yani. Tabii. Evet. Onun için bunları böyle bakmak lazım. Bunun üzerinde duracağız. Şehircilik tabii. Mimari açıdan böyle mimari bir agorası, açıdan, pazar yeri. Efendim şimdi tabii böyle eski Yunan'ın hipodamos sistemi böyle. Öf cetvelle çizmişin o İonya şehirleri değil mi? Priene falan onun mükemmeliyeti öyle şey yok. Keşke olsa. Ne İdi. Olsa olmasa orada başka türlü kurulmuş şehir. Her birinin kendine göre bir havası var. Şimdi ama bir şey değişmiyor. Merkezde mabet var, yani cami var. Merkezde büyük çarşılar var. O çarşılarda ihtisaslaşma var. Ve merkezde asayişin ve idarenin merkezi var. Bu önemlidir. Bu devam eder. Yani buna bakacaksın. Yoksa eski Yunan küçük kentindeki hipodamus sistemi vardı yoktu. O bazen klasikte... Roma'da falan da yok yani her zaman veyahut başka bir Roma şehrinde. Bunların üzerinde durmak lazım.
O bence İslam şehri bizim gelecek görüşmemizde, konuşmamızda ayrıca ele alacağımız bir konu. Yani inceliğiyle falan üzerinde durmamız lazım. Şimdilik bu kitaba bakılmasını tavsiye ediyorum. André Raymond'u ki Fransızca ne kadar çevrildi bilmiyorum. Ona bakılması lazım. Bence İslam şehirleri için okunacak şeyler yabancı literatürde bunlardır. Evet. Sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta pazartesi akşamı saat 22'de tekrar birlikte olacağız. Bizim bir e-posta adresimiz var biliyorsunuz. zamankaybolmaz@bloomberght.com. Bize yazın. Profesör İlber Ortaylı sizlere cevap verecek. İyi geceler, iyi uykular. Thank you.